Hepinize selamlar. Bugünün sponsoru RustReaper. Birbirinden farklı 5 oyun modunda dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bana sorarsanız rulet oynamanızı önerebilirim. Ayrıca bedava coins kısmına girip Sensei kodunu kullanırsanız 500 coin kazanabilirsiniz. Market kısmında oyundaki tüm skinler bulunmakta. Ayrıca sitede bir sürü ödeme yöntemi mevcut. Hepinize iyi seyirler. Hepinize selamlar. Bu videoda 10.000 saat Rust oynayan bir oyuncunun solo bir şekilde nasıl oynadığını göreceksiniz. Hepinize iyi seyirler. How are you guys so good with a rev? I was through the stairs and you killed me.
Hemen ardından tezgahı 2 basıyorum ve önceki videodan öğrendiğim silahı Thompson'a basıp dışarı çıkıyorum. Evet, buraya kadar çok güzel geldik fakat hurdaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden tren sistemine inip birazcık loot yaptım. Ve yanında da Yaroto buldum. Eve geldikten sonra Yaroto'yu öğrenip tezgah 3 basıyorum ve dışarı çıkıyorum. Aldığım farmlarla birlikte evimi güçlendirip tekrardan dışarı çıkıyorum.
Bayağı bir item katladık. Evde AFK beklerken roket sesi duyuyorum ve bakmaya gidiyorum. Şimdiki kliplerde solo oynarken uzun süreli fightlardan nasıl alkaç yapılır onu izleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Thank you.
Evet, siz de fark etmişsinizdir. Oyun içinde sesim yoktu. OBS mikrofonumu algılamamış. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Diğer videolarda sesim olacak, merak etmeyin. Bu arada bu video yayındayken büyük ihtimalle ben tatilde olacağım. Yorumlarınızı elimden geldiğince okuyup cevap vermeye çalışacağım. Discord özelden bir sürü soru soran arkadaş var. Aim'imi nasıl geliştiririm? Nasıl fight atmam gerekiyor? Nasıl base yapmam gerektiği gibi sorular geliyor. Fight konusunda detaylı bir video çekeceğim. İşte nasıl cover almamız gerekiyor? 1v2, 1v3 ya da 3v1 durumlarda nasıl hareket etmemiz hakkında bilgilendireceğim bir video hazırlayacağım. Ayrıca bu yaptığım evin videosunu da soruyorsunuz. Onun da bu seri bittikten sonra videosu gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.